Yani ikinci yarı benim beklediğim ilk değişiklik şuydu. Yani hiç Mertens'e, gerekirse Berkan'a ve Lucas Torreira'ya dokunma. Ama bir Barış Alper bir sağa gelsin. Hani bir o boşluğa bir şey yapsın. Koşularını atsın. Sol tarafta da bir Zaha olsun mesela. Benim öyle bir çözümlemem vardı maça. Ama Okan Buruk tamamen birazcık daha çorbaya hemen döndürme işi olan Parma maçının ikinci yarısındaki gibi 4-4-2'yi tercih etti. Ya bizde şey hiç konuşulmuyor. 4-4-2 ya da işte 3-4-3 gibi şeyler konuşulurken 3-5-2 değil ama 3-4-3. Hep ön tarafı değerlendiriyoruz. Arkan sen yani ne yapacak yani? Önde çift santrafor oldun tamam da arkada da 2 kişi kaldın. Yani evet. Orta sahada 2 kişi kaldı. Mesela ben 3-4-3'ü hiç sevmem. Çünkü merkez 2 kişi. Ha, futbolda merkezi 2 kişiyle oynayacaksan, oynanmaz demiyorum. Oynayacaksan çok iyi yani işte Granit Xhaka ve Andrić gibi performans verecek oyuncun. Yani başka dünyada çok iyi 3-4-3 oynayan çok spesifik örnekler verebiliriz ve çok iyi orta sahalardır onlar. Yani Torreira ile Berkan'la 4-4-2'yi oynayamazsın. Kerem'le Torreira'yla oynayamazsın. Yani bence ona da değineceğiz. Sara'yla Torreira da oynayamazsın 4-4-2. 4-4-2'yi 2 tane pivotla oynayabilirsin merkezde ya da 3-4-3'ü. Ya Batshuayi tamam 4-4-2'ye döndün ama senin orta saha müsait değildi ki. Artı senin 2 stoperin de öne doğru oynayamıyor. Evet. Hani bir tane stoperden 6 numaralaşan bir oyuncun olsa. Ya da Davinson Sanchez'in olur elirde. Onu kastediyorum zaten. Şey yaparsın yani. Sahada Davinson Sanchez olsa en azından o 6 olur. Yani. Artı 1'i yapar orta sahada. Evet 3. orta saha yani. Olur. Evet. O da yok. Ya sen 2 tane 3 tane blok halinde oynuyorsun. Rakibin de sana hamle yapıp bloklar arasına. Galatasaray'ın orta sahası önce Torreira Berkan sonra Kerem. Rakibin o sırada orta sahası Onana, Musrati. Evet. Ve yani, Getson Fernandez. Evet, hem fizikli oyuncu attı sahaya ve hızlı oyuncu. İkinci yarıda bir tane şeyi hatırla bir sahneyi. Beşiktaş'ın sol tarafında Galatasaray'ın sağ tarafında Yunus'un da olduğu bir sekansta sürekli pas hataları oldu. Yani bir Getson kaptırdı bir Yunus kaptırdı. Bak, orada bir Onana ayak koyuyor top kazanıyor. Bir Musrati ayak koyuyor top kazanıyor. Şimdi bunları da bu gidermen lazım. Tabii. Öyle ben Batshuayi'yi attım sahaya olmaz oldu çözümü o kadar doğru olmayabiliyor. Bu arada top kayıpları da iki takım şimdi Beşiktaş'ın hakkını verdik, Galatasaray'ı eleştirdik ama iki takımın ortak problemlerini de söyleyeyim. 1.60-65'ten sonra fizik bitti iki takımda da. Bu hani playoff elemeler öncesi toparlanması gereken bir durum ki ligde başlıyor. Belki ligin ilk haftalarını kaliteyle giderebilirsin. Çünkü arada ciddi bir fark oluyor. Ama 20-21 Ağustos'taki Avrupa Kupası maçlarını gideremezsin. Evet yani. Oralara kadar ciddi bir şekilde toparlanması lazım. Bir de çok top kaybı oldu maçta. Ben tek tek oyuncuları saydım. Galatasaray'ın 129, Beşiktaş'ın 105 top kaybı var. Yani iki takım 234 top kaybı yapılmış 90 dakikada. Çok acayip. İki takım için çok kötü. Galatasaray için hani en azından Beşiktaş bir 15 tane daha az kaybettim diyerek aradan sıyrılabilir. Onun için de çok kötü de Galatasaray için de ekstra kötü oluyor. Beşiktaş'ın da şunu söylemek lazım. Beşiktaş reaksiyon oyununu iyi oynadı. Geçiş oyununu çok iyi oynadı. Şeyi görmemiz lazım bir tek. Hani ligin geneline bir değerlendirme yapılıyor Beşiktaş'ta. İşte yine şampiyonluğun en büyük adayı. Okey hepsine eyvallah ama bir de yerleşik oyun performansını görmemiz lazım. Onu hiç görmedik Beşiktaş'ın. Yerleşik oyun performansı da bu maçtaki gibi olursa Beşiktaş harbiden hakkını verir bu senenin ki daha bence orta saha ve stoper belki de bek transferleri gelecek bu takıma. Evet yani bu maçın 5-0'lık muazzam galibiyetin büyüsünden bir an önce sıyrılıp doğru yani varsa eğer yapmayı gerek düşündükleri eklemeler tabii. Onları yapmaları gerekiyor. Galatasaray ise bu yemiş olduğu çok sağlam tokatla ileriye nasıl hazırlanacak ona bakmak lazım. Çünkü Galatasaray'da tam anlamıyla tırnak içinde çarşı pazar karıştı dün akşamki mağlubiyetten sonraki çok normaldir. Şimdi genel anlamda özellikle hani devir değiştikçe, kuşak da değiştikçe insanların tepkilerini çok doğru karşılamak, çok doğru almak lazım. Mesela çok old school bir Galatasaraylı'ya sorarsan onun sana söyleyeceği cevap çok basittir. Der ki canım bu kadar panik yapmaya gerek yok. Eğer öyle olsaydı Ali Sami Yen'de 4-0 kaybettiğimiz Fenerbahçe maçından sonra Fatih Terim de gitmeliydi hikayesi. Bu eski usulü Galatasaraylar için, eski kafa Galatasaraylar için çok ideal ve ortaya sürülebilecek bir kavramdır. 99'un ilk yarısında 2000'de kupayı alan takımın yarısı satış listesindeydi. Satış listesindeydi falan. Başta Bülent Korkmaz. Başta Bülent Korkmaz olmak üzere. Yani. Evet, yani ben de oraları yaşadığım için ben de böyle bakıyorum ama yeni nesil böyle yaklaşmıyor oluyor. Ve onların vermiş olduğu çok anlık tepkileri, doğru tepkileri de çok doğru karşılamak lazım. Bir de futbol zaten artık vefayı hak edecek bir şey midir değil midir? Bu bence ayrı bir tartışma konusu. Evet, sizi 2 sene... şey yapmış, şampiyon yapmış, rekor kırmış teknik direktörünüz var ama problem varsa da problemi ya çok doğru anında özümseyip buna müdahale edebilecek bir yöneticinizin olması gerekiyor veyahut da bunları becerebilecek bir yöneticinizin olması gerekiyor veyahut da problemi siz yönetim kurulu olarak totalde gördüyseniz de hemen müdahale etmeniz gerekiyor. Bu müdahaleler nelerdir? Bir, oyuncuyla teknik direktör arasındaki iletişimi kopartmamak. İletişim hatalarını dan tamamen ders almak. Zaha mevzusu büyük sıkıntı yani. Okan Buruk'un Zaha ile ilgili öyle bir açıklama yapması. Ben dinlemediğim için şimdi soru geldi, soru neydi, Okan Buruk aldı, nereden getirdi bilmiyorum. Evet, önüme düştü ama dinlemediğim için gerçekten ben de kendime öyle ders çıkarttım. Bir kere çünkü bir canlı yayında moderatör hanımefendi bana bir şey söylemişti ama gazete kesitinden okumuştu. Ben de onu alıp konuşmuştum ama meğerse öncesi ve sonrası varmış. Ama o hataya kendi adıma düşmek istemiyorum. Öncesi sonrası olsa bile hani ben taktik verdim, o taktiğe gitti, yanlış anlattı bence dememeli bir teknik adam. Anladım. Yani anladım. Bunun ifade etme şekli bence hiç ifade edilmemesi gerekiyordu. Hiç anladım. Buna girmeye hiç girmeye gerek yok. Sorumluluğu siz aldıysanız sorumluluk ben de deyip geçeceksiniz. Kendi içinizde keseceksiniz. Çünkü hem orada Zaha'nın ismi geçti, hem Zaha Ziyeh'le üretemiyoruz diye isim geçti. Sonra Zaha sosyal medya hesaplarını kararttı. Yani bu kadar kamuoyu önünde olmaması ve sezon şey. Başı olmaması gereken olmaması. İşte buraları çok iyi özümsemesi gerekiyor. Bir dakika, problem nerede? Yani ortalamanın getirdiği bir mutsuzluktan mı kaynaklanıyor bu? Ortalama mutsuzluk size kendi içinde çok mutlu gözükebilirsiniz ama genele baktığınızda bir mutsuzluğa da dönüşebilir bu. Bence Zaha'da bir şey geçen seneden beri var yani. Evet, şöyle, Zaha özelinde. Ben şunu söylüyorum hep, bilmiyorum katılır mısın? Galatasaray 2 sene önce yeni yönetimiyle seçildiği zaman, yani ligi 13. bitirdikten sonra ne yapmıştı kadroyu değiştirirken? Taraftarı da sahada gördüğü zaman mutsuz olacağı isimlerle, Berkan Kutlu haricinde yolları ayırmıştı, hatırladın değil mi? Yani bütün Çıkalı Dağlar'dan tut şeye kadar herkes gitmişti. Marka satılmıştı ve ne diyelim biz ona, yanlış anlaşılır söyleyeceğim ama söyleyeyim, temizlik yapmıştı. Yani şöyle bir temizlik yapmıştı. Şimdi de takım içinde çok mutlu olabilir, herkesle çok iyi anlaşabilir ama saha içine girdiğinde vücut diliyle mutsuzluk veren oyunculardan da belki de kurtulması gerekiyor. O temizliği yapması gerekiyor. Göreceğiz şimdi. Çok az zamanı Galatasaray yönetiminin. Burada da iletişim hatası var. Yani ben bunu hep tekrarlıyorum. Sezon içinde, yani daha şampiyonluk yarışı verilirken takımlarda Dursun Özbey'in açıklamaları vardı. İşte biz bütçesi en iyi 20 takımdan biriyiz. Premier Lig kulüpleriyle yarışıyoruz. Mayıs ayında Bankalar Birliği'nden çıkacağız dendi. Kemerburgaz'a geçiyoruz dendi. Bak gördün, hiçbir şey yok ortada. Bankalar Birliği'nden çıkılamadı. Kemerburgaz'da her gün bir tane işte şey takılıyor. Pimapen takılıyor falan, yani böyle geçiş olmaz. Bunu bir kenara koyalım. İletişim hatası yapıldı. Muhabir arkadaşlarımız her zaman onlara söylenenleri edindikleri bilgi olarak yazarlar. Öyle laflar konuşuldu ki, yani Fofana var listede ama yani öyle adamlar var ki Fofana burada ilk 5'e giremez gibi. Yusuf Fofana'dan bahsediyoruz, Monako'lu falan böyle. Öyle falan derken işte bak, iletişim hatasını orada da yaptınız Galatasaray yönetimi olarak. Ve bu noktada da Okan Buruk da kendisine verilen sözleri hep tekrarladı. Yani dedi ki bizim çok ciddi bir transfer bütçemiz var, bunu ayıracağız falan derken orada da bir iletişim hatası oldu. Ve bunların toplamında da Galatasaray çok ağır bir tarihi fark yiyince, bir tarihi hezimete uğrayınca da bu işler ortaya çıktı. Evet, futbol vefa kaldırmaz. Leicester City'yi şampiyon yapan Ranieri de 2. senenin hemen bir sene sonra lig bitmeden gönderilmişti. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Küme düşmemeye oynuyorlardı. Niçin? Leicester'a baktılar. Bir dakika abi, geçen sene şampiyon olduk ama problem var. Burada da Galatasaray yönetimi bunu ayırt edebilecek insanlardan oluşuyorsa eğer bakacaklar. Hemen bir dakika abi, problem kimde? Oyuncu grubunda mı, teknik direktörde mi? İkisinin arasındaki iletişimde mi? Problemi doğru görüp doğru yerden bütün kesintiyi yapmaları gerekiyor ki... Problem yöneticilerdeyse? Problem yöneticilerdeyse zaten geçmiş olsun. Okan Buruk tek başına sırtında bunu taşır. Benim daha demin bahsetmiş olduğum iletişim hatası zaten buydu. Yani bu noktada bu işleri çok iyi kurguluyor, anlayabilecek... Belki de dışarıdan bir profesyonele ihtiyacı var Galatasaray'ın. Gelecek, tak tak yapacak. O profesyonel daha önce Erden Timur'du. O bütün birlikteliği sağlayan adam oydu. Yani bazen çok iyi düğüm atmışsındır. O düğümden bir şeyi çekersin. Düğüm hiç çözülmeyecek zannedersin ama düğüm çözülür ve ondan sonra her şey darmadağın olur. Birazcık işte yani oraya doğru gidiyor iş. Galatasaray'da bir kesimde şöyle düşünüyor. Bu problemleri başımıza bela eden de Erden Timur, Zaha. Ha, Zaha transferi üzerinden. Zaha işte, transferi gibi. Üzerinden. Yani gibi. Bence çok Erden Timurcular ve Erden Timurcu olmayanlar olayı Galatasaray'a işte zarar veren o zaten. Sirayet edip zarar verir. Zaten zarar veren o. Zarar veren o. Şimdi o yüzden yöneticiler bakacaklar. Ha, bir dakika. 2 sene şampiyon olmuşuz. Bu arada bir o 2 sene şampiyon olurken biz de hepimiz şeyi söylemiştik değil mi? Okan Buruk'un yıldız yönetimi diye adı geçen oyuncularla olan ilişkisi. Demek ki Okan Buruk doğru iletişimi kurabiliyormuş bu oyuncularla. Onun üzerinden bir bence çalışma yapması gerekiyor Galatasaray yönetiminin.